Bunun hemen düzeltilmesini istiyorum Erol Bey. Yani bu düpedüz insan haklarına saldırıdır. Hayır yani anlamadan bilmeden insanlar hakkında nasıl böyle şeyler yazıyorlar? İstediğin zaman gazeteyi arayıp haberi yalanlayabilirsin. Öyle mi? Tabii. Tamam. Ben hemen gidip arayayım o zaman. Yalnız Narinciğim, bu Atıf Bey'in nezaret macerasını hikayene karıştırma. Nasıl yani? Erol Bey, nezaretten bahsetmezsen bana nasıl inanır bu insanlar? Takdir edersin ki müvekkillerimizin saygınlığını tehlikeye atamayız. Atıf da senin müvekkilin artık. Hem babası hiç iyi bakmaz bu işe. Yani ben gidin size çocuğu çıkartın, bu meseleyi de örtbas edin diyorum. Siz kalkıp basına demeç veriyorsunuz der adam. Değil mi? Anladım ben. Saygınlıkmış. Beni düşünen yok ki. Önce Babür'ü sardılar başıma, şimdi de bu. Gence mi ya? Her şeyi narin üstüne yıkalım. Oldu olacak, herifin suçlarını da yıksınlar bana. Deniz. Senin bana anlatmadığın epey şey birikti değil mi Narinciğim? Dünden başlayalım. Fırat'la buluşmanı anlatırken nedense evine gittiniz detayını atlamışsın. Oo, Amerikan mahkemesi avukatı ses tonunu takılmışız yine. Gir içeri, gir de bana sonra konuşma koridorda gir. Ne bilmek istiyorsun Denizciğim? Ha? Evinin dekorasyonunu mu? Akşam söyledim sana. Irmak delirdi dedim. Adamın eve kadın attığını düşünüyor dedim. Tepki vermedin ya. İnsan demez mi? Evde kebendim, söyle Irmak'a rahat etsin demez mi? Unutmuşum. Söylerim görünce yüzüne. Kafam çok meşguldü, ne yapayım? Kendini kaybedecek kadar neyle meşguldü kafan Narin? Şadi'yi gördüm. Ne? Atıf Birsel Bey geldiler. Oh. Narin, gerçekten çok özür dilerim. Yani çok yanlış ve kötü bir şekilde başladık biliyorum ama... Yani gerçek bir centilmen. Gazeteyi aradım. Yani gerçekten hepsinin canını okudum. Yarın bir yalanlama çıkacak, emin olabilirsin. Ya dedim ki, içtim sarhoş oldum, karakola düştüm. Tabii ki bu haber çok daha hoşlarına gitti. Senin de avukatım olduğunu söyledim ve konu kapandı. Ya ne olur kusura bakma, gerçekten. Hiç yakışıyor mu Asif Bey size ergenler gibi içip içip karakollara düşmek? Ergenler? Ha bu ses, dur bu ses o ses. Hem de ne kadın ha, sen osun. Hmm. O gerçekten öyleymiş. Atıfcığım, ben seni affettim. Gerçekten? Gerçekten. Hı-hı. Özür dilemene falan da gerek yok. Tanışın siz, Deniz, Atıf. Hadi bakalım beraber kahve içmeye gidin. Kaynaşın, arkadaş olun. Benim gerçekten çok işim var. Çalışmam gerekiyor, tamam mı? Yani konuşacağız. Akşama geliyorsun bak. Geliyoruz, geliyoruz. Nereye? Konuşursunuz siz. Aa, ben tamam. Alabilirim seni. Tabii, tabii, tabii. Tamam, tamam. Hadi. Neredesin be doktor? Kalbi küt küt atıyor. Eli ayağı buz kesti abimin ya. Bittim ben doktor, bittim ya. Kalp krizi geçirdim ya. Durun bakalım Sermet Bey ya, durun. Baktım tetkiklerinize içeride. Kalp krizi falan değil. Panik atak geçirmişsiniz. Ne oldu, bir şey mi oldu bugün? Hı? Nasıl başladı bu durum? Ya şimdi ismi lazım değil. Malum yengemizin ters bir fotoğrafı çıktı gazetelerde. Ben abime durum öyle değil diye siye yığıldı kaldı abim ya. Adam gibi anlat lan. Dünden başla. Ha dün... Evliyatı var olayın. Dün şey getirdik, piyano getirdik. Sonra abim helikopter atladı, Hikmet babanın yanına gitti. Yol falan da yormuş olabilir yani. Çık lan dışarı. Çık lan. Çık! Gerizekalı. İçin ettin terapinin zaten. Mesele öyle değil. Ya mesele ne peki Sermet Bey? Bakın, size binlerce kez anlattım. Terapi kişisel bir şeydir diye. Anlatmaya üşenip adamlarınızı kendinize anlattırırsanız bir yere varamayız. Nasıl varamayız ya? Bugüne kadar varmadık mı bir yerlere? Daha nereye varacağız? Mesele şu. Ben meselenin ne olduğunu anlatayım size. İfşa ettim doktor. Kendime dair ifşa ettim. Bugüne kadar kendimden bile sakladığım, kimseye söyleyemediğim her şeyi üçüncü bir şahsa anlattım. Yani ikinci bir şahsa demek istiyorsunuz. Yok, üçüncü bir şahsa. Zaten iki tane şahıs bende var. Biri Babür, öbürü de Sermet. Üçüncü şahıstan bahsediyorum. Yani seni şahıs olarak saymıyorum bile. Çünkü senin artık içli dışlı olduk. Yani sen benim içimden biri gibisin.
Yani bildiklerini bir anlatsan Taksim'de asarlar beni. Neyse. Konuya geri dönelim. Ne söylediğinizi bilmiyorum ama sizi bu kadar etkilediğine göre önemli bir şey olmadı ha? Yani şöyle söyleyeyim. Hani gökyüzündeki yıldızlardan böyle ışıklar 1 milyon yılda falan geliyor ya insanın gözüne. Yani benim de aynen öyle oldu. Yıllardır böyle içimde biriktirdiğim, kalbimde duran şeyler böyle ağzıma geldi, kelimelere döküldü. Yani yıllardır saklıyordum, kalbimin içindeydi. Böyle yavaş yavaş ağzıma geldi. Yani aynı şey gibi böyle gökyüzünden çıkıp da bize gelen ışık. Çizerek anlatayım mı? Tamam. Anladım. Bir çocuk evlat edindim. Bir görsen doktor. Dünya tatlısı bir şey. Bir de köpek aldık. Adına da Babür koyduk. İstersen yaz. İlerleyen zamanlarda kullanırız. Tabii. Bunlar çok ilginç gelişmeler. Biraz daha anlatır mısınız? Resmi makamlar sizin çocuk evlat edinmenize izin veriyor mu acaba? Hı? Ben kendi kendime izin verdim. Sorun olur mu? Tamam. Ama daha önemli haberler var. Asıl bunları konuşmamız lazım. Fırat evleniyor. Irmak diye bir kızla düğün yapacaklar yakında. Öyle mi? Bu sizi epey rahatlatmıştır. Rahatlattı. Neyse. Ben artık gideyim, çocuk evde yalnız. Zaten çok korktu. Ben artık ufak kaçayım. Bir dakika. Tamam, kalp krizi geçirmediniz ama serum yolunuzu kapatsın çocuklar canım. Böyle gidemezsiniz. Bir şey olmaz ya. Hayır. Siz bir de... Bırak. Tabii. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.